Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 21-27 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, geçtiğimiz hafta doğan Başak yeni ayının enerjileriyle yeni haftaya başlıyoruz. Ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek, artık ilk dördün fazına ulaşacak. Bu da belki finansal konular, parasal kazançlarımız, işimiz, gücümüzle ilgili alanlarda yeni hedefler oluşturduysak veya yeni adımlar attıysak bazı farkındalıkları bu hafta içerisinde ortaya çıkarabilir. Yani kararsız kaldığımız konuların biraz netleştiği bir dönemdeyiz aslında. Pazartesi günü Ay Akrep Burcu'nda olacak. Evimiz, yuvamız, yani daha çok ailevi konulara duygusal olarak odaklandığımızı hissedebiliriz. Biraz günü sakin geçirmek isteyebiliriz. Evde daha fazla zaman geçirmek isteyebiliriz. Ya da annemizle ilgili bir konu, ebeveynlerle ilgili bir konu bizi duygusal olarak biraz daha etkileyebilir. Pazartesi gecesi Ay Yay Burcu'na geçmiş olacak. Salı ve Çarşamba ise Ay Yay Burcu'nda. Bu hafta Ay Yay'dan geçerken özellikle Salı ve Çarşamba duygusal olarak kendinizi daha özgüvenli, daha iyimser hissetmenize imkan verebilir. Özellikle dış dünyadaki aktivitelerde, eğlenceli faaliyetler olsun, yaratıcı süreçlerde veya çocuklarla ilgili mevzular, aşk hayatınızla ilgili aktiviteler, romantik konular, bunlar Salı ve Çarşamba sizin için çok daha destekleyici, verimli olabilir. Perşembe ve Cuma ise Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Bu iki gün iş temponuz öne çıkıyor, sorumluluklar var, yapılacak işler var. Belki çok fazla yorulabileceğiniz konularda devrede olacak. Yani işle ilgili görüşmeler, toplantılar, hani çalışmıyor olabilirsiniz. O zaman evinizde işler var, yapılacak, belki bir süredir ertelediğiniz konular var. Onlarla uğraşabilirsiniz. Hatta yakınlarınızdan sizden destek bekleyen, hatta size ait olmayan bazı kişilerin işleriyle bile ilgilenmeniz gerekecek durumlar olabilir. Biraz belki sınır koymanız gerekecek. Etrafınızdaki kişilere hayır demekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bu hafta Mars Koç burcunda retro hareketini sürdürüyor ve hafta içerisinde Terazi burcundaki Merkür'le de karşıt açıda. Özellikle yakınlarınızdaki kişilerin sizden daha fazla talepleri olabilir. Bu nedenle zaman zaman ufak tefek de olsa böyle bir fikirsel tartışmalar içerisine girmeniz, biraz böyle özellikle yakınlarınızdaki kişilerle gerilimler yaşamanız mümkün. Kardeşlerinizle olan ilişkilere dikkat edin, akrabalarla olan ilişkilere dikkat edin. İşte komşularla olan ilişkilerde özellikle ayın 23'ü ile 25'i arasında bazı konularda böyle bir stresli ve enerji oluşabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Trafikte dikkat edelim. Araç kullanıyorsak özellikle hız yapmayalım, dürtüsel tavırlarda bulunmayalım. Çünkü Mars-Merkür karşıtlığı, evet, kazalara, çatışmalara, böyle münakaşalara zemin hazırlayabilir. Öfke kontrolümüz zorlaşabilir. Gereksiz tepkiler verebiliriz. Bu hafta bunlara dikkat edip göz önünde bulundurmakta fayda var. Hafta sonuna baktığımızda Ay Kova'dan geçecek. Ve Ay Kova burcunda ilerlerken sevgili aslanlar, siz aslında sosyalleşme imkanlarını bulursunuz ve özellikle ikili ilişkiler adına verimli enerjiler var. Eşinizle birlikte bir şeyler yapmak, işte partnerinizle birlikte olmak ya da herhangi bir ortaklığı, işbirliğiyle ilgili alanlarda yine aktif bir şekilde faaliyetlerde bulunmak için hafta sonu enerjiler destekleyici görünüyor, değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.